Daha yüksek oranlar sadece mahallenizdeki iddia bayisi ve sadece iddia.com'da. Yatırımda deneyimin adresi Gedik Yatırım sunar. Lider Trabzonspor yine kazanmasını bildi. Hem zorlu bir rakip olan Hatay'a karşı kazandı. Hem de puan tablosunda kendisine yakın rakiplerinden birisi. 2-0 ilk yarıda attığı gollerle. Şimdi Hatay'da Kamil Ahmet yoktu. Olmadığı için sağ kanat 3 ihtimal vardı Trabzonspor için. Ya Popov oynayacaktı, ya Sadık oynayacaktı ön oyuncusu olan, ya da Burak oynayacaktı. Burak da hem sağ ön oynayabiliyor ama Dortmund altyapısındayken sağ bek de oynamıştı. Var ya, o zamandan takip ettiğim bir oyuncuydu. Popov da büyük bir ihtimalle matematik kurulduğu zaman yabancı sınırından dolayı oynayamayacaktı. Ve Trabzonspor sol kenarı çok iyi kullanma üzerine bir plan geliştirmişti. Hamşi bir de çok iyi hamleyle başladı Trabzonspor. Değişik. Canini'yi sola attı Abdullah Alcı. Dorukan'ı merkeze attı. Hamşi'yi ona attı. Dorukan Fransa maçı modunu açmıştı. Gerçekten sağa sola koşusunu yapıyordu. O koşu, o tempolu oyun Hamşi'yi daha fazla sol kenarda Canini ile yan yana oynatıp hem içeriye koşturdu. Hem arkadan Dansville'in de desteği gelince Hatayspor bir de 3-4-3 ile başlayınca hani sağ kenar diye bir şey kalmadı. Gümbür gümbür geldi. Goller oldu. Oradan geldi. Yani doğru konumlanmayan 3-4-3'ün de takımları ne kadar zor duruma düşürebileceğini bir kez daha gördük. Zaten ikinci yarı hemen Ömer Hoca da oyunu çok iyi okur, Ömer Erdoğan. Hemen hamlelerini yaptı. 4-2-3-1, 4-3-3 benzeri bir formasyona geçince Trabzonspor'un izin verdiği müddette oyun ortak oldu ama ilk yarıda zaten Trabzonspor işi bitirmişti. Ya evet, üçlü savunma kağıt üstünde kolay dönülebilir gibi gözüküyor ama alışkın değilsen rol paylaşımında problemler olabiliyor. Sol stoper mesela, ya ben merkezimi kontrol etmem lazım, bekin kademesini almam lazım, hangisi bu adam hangimizin durumları olabiliyor. O yüzden hani genç milli takımlarda da bazen çok formasyon değişikliği oluyor. Bir anda başka bir şey dönüşüyor. Yani iyi bir sol beki, kanat bekini aldığın anda tamamen kaybolabiliyorlar. Trabzonspor'da da ya özellikle bir adamın altını çizmek istiyorum ki onu herhalde övmekten sıkılmam. Marek Hamsik. Ya çünkü Dorukan dedin ya, Fransa modunu açtı. Hakikaten bazı oyuncuların özel maçları vardır. O maçlarla hatırlanır vesaire ama Marek Hamsik'in öyle maçı yok. Marek Hamsik'in bir standardı var. Ve o standart yani çok prime'ında değil. Ama prime'inde olmayan standardı bile lige fazla geldi. Burası için. Bu aslında şöyle bir fazla geldi bana cümle. Aslında Trabzonspor bunu yaptı. Trabzonspor bu maçta da kendi standartlarında oynadı ama Trabzonspor'un standardı ligin standartını belirliyor zaten. Yani daha doğrusu ligin maksimumunu belirliyor. Yani Trabzon gerçekten elindeki değerli oyuncularla takım oyunu çok iyi yapıyor ve elindeki değerli oyuncular da değerini gösteriyor. Yani şimdi bitiricilikten gelmek istiyorum ki Beşiktaş bölümünde, Galatasaray bölümünde, Fenerbahçe bölümünde bitiricilikten bahsediyoruz. Ve takımın 9 numaralarından bahsederken bitiricilikten bahsediyoruz. Trabzonspor'un ileri hattını geçtim. İşte Canini oynarsa Canini, Vakayeme, işte Cornelius, Cervinho sakatlandı. Daha sonra Ömür, işte Kenan Froyto. Buraya geçtim. Normal şartlarda Trabzonspor'un 2 tane ideal içi orta sahası var ya. Normalde Siyopist'le Berat oynuyor. Hamşik içte, diğerleri Vakasetas oynuyor. Sezon başında böyle başlamıştı. Ana plan böyle. Vakasetas ve Hamşik'in ceza sahasına yakaladığı anda bitirme özelliği diğer doğal şampiyonluk adaylarının 9 numaralarında yok. Yani Hamşik ve Vakasetas'ın şurada bitirme yüzdesi, doğal şampiyonluk adaylarının santraforları o yüzde yok. Ve bu da zaten bireysel yetenek olarak farkı ortaya koyuyor. Zaten bu oyuncularla doğru bir takım savunması yaptığın anda sonuçları takır takır alıyorsun. Rakibin sert bir rakip de olsa, Hatay da olsa alıyorsun. Çünkü Canini yakaladığı anda tavana vuruyor. Uğurcan o kadar maça soğuk olmasına rağmen top geldiği anda o topu tutuyor. Yani özel oyuncu var kalede, özel oyuncular var merkezinde, özel oyuncular var hücum hattında ve o özel oyuncu bir arada. Bir de yani Trabzonspor şunu çok doğru yaptı. Yani bu takımı gerçekten geçen sezon devre arasında kurmaya başladı. Abdullah Avcı geldikten sonra hemen Bakasetas hamlesi, Berat hamlesi. İşte biz burada Euro programları çekerken Trabzon her gün birini indiriyordu. Hamşik'le anlaşıyordu daha turnuvaya gitmeden. Belki de hani turnuvada görürse Hamşik başkaları da uyanacaktı. Ya bu adam bayağı futbola odaklı hala diye. Hiç öyle kimseyi uyandırmadan çekti aldı Marek Hamşik'i. Yani gerçekten el emeği, göz nuru bir takım sonucunda alıyor. Ya attığı ikinci gol sadece yeter bence bu ligde bir şey göstermek için. Çok iyi topun dolaşımı. Evet. Topu dolaştırırken sadece topu dolaştırmakla kalmıyor. Oyuncular öne çıkıyor. Öne çıktıkça rakibi de itiyor. İyice kaleye doğru, artık gidecek yer kalmıyor. Cornelius vurdu ya. Cornelius vurdu. Mesela Cornelius vuramasa o golde, arkasında iki kişi daha var. Hı hı. Yani Cornelius vuramadı. Arkasında biri var. O da vuramadı, biri daha var. Ya bu organizasyonun ne kadar sağlıklı, ne kadar çalışıldığı, kimin nereye koşacağı. Yani şimdi bir gol atıyor Trabzonspor. 2 hafta önce bir gol attı. Golü anlattım. Ya işte şansa. Ertesi hafta bir gol atıyor. Ya Dorukan diyorsun, içeriği kullanıyor. Topu çıkarıyor. Bak orada bir oyuncu var. Ya orada şansa. 3. hafta gene aynısını attılar. Ya bu kadar 3 hafta 4 hafta aynı şey şanslı olur mu? Adamlar belli ki çalışıyor buna. Yani o top oraya çıkarıldığında orada biri olacağını çıkaran da biliyor. Oraya koşan adam da o topun oraya çıkarılması gerektiğini biliyor. 3 kişi var diyorum ya o topu vurma ihtimali olan. 2 kişi rakibi itiyor. 3 kişi şut açısı buluyor. Yani bunlar çalışılarak yapılır bir şey. Ama şunu da söyleyelim. El konusunu bilmiyorum ama Edgar'ın Diouf'a yaptığı penaltıydı. Hı hı. O penaltı verilseydi ve gol olsaydı da başka bir hikaye olabilirdi. Ama bu Trabzonspor'un maçı kazanamayacağı, yani büyük senaryoda maçı yine Trabzonspor'un kazanabileceğini düşünüyorum. Belki ona göre farklı bir senaryo geçecekti. Evet, başka bir yanlış. Büyük tabloyu gösteriyorum. Puan durumuna baktığımızda 3. Başakşehir'le Trabzonspor'un, tekrar kontrol edeyim yanlış bir şey olmasın. 3. Başakşehir'le Trabzonspor'un 30 desek 12, 13 puan farkı var. Başakşehir'in küme düşme hattındaki Rizespor'la 16, 29, 13 puan farkı var. Yani ligi nasıl kırdığını evet, fark et. Yani Trabzon var. Liderle Trabzon, yani Avrupa mücadelesi yapanlar var. Evet. Küme düşme mücadelesi yapanlar var. Liderle 3. arasındaki fark, 3. ile küme düşme hattı arasındaki fark kadar. Yani bir o kadar, yani bayağı ligi kırmışlar. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın küme düşme hattıyla olan farkı liderle olan farkından bayağı az. Hı hı. Yani şimdi Fenerbahçe'nin puanı 28, Altay'ın 18. Daha da kötüsü Galatasaray'ın 24, Altay'ın 18. Yani Trabzonspor nasıl kırdı geçti? Ya aslında diğer büyükler de şu mesajı veriyor. Abi siz yavaş yavaş Yeni gelecek sezonu hazırlanın. Yani hangi teknik direktörle yapacaksanız onunla. Bak, hangi oyuncu kazanacaksa oyuncu kazanın. Devre arasında gelecek sezon transferleri yapın vesaire. 2 maç önce başka bir şeydi. 2 maç önce hala başka bir şey vardı. Bu hafta içi fikstüründen sonra ya şöyle bir şey, 2 hafta önce bak kırabilirsiniz yani. Trabzon'da kaybetti o hafta hatta. Yani bir şey yakalayabilirsinizdi ama Fenerbahçe'si, Galatasaray zaten koptu. Beşiktaş'ı da yokum dedi. Fenerbahçe de ben de almayayım dedi. Bu hafta içi fikstüründen sonra artık biz şampiyonluk için Trabzon, işte Konya, Başakşehir ve oraları zorlayacak diğer takım, yani evet, belki Hatay atar mı kendine, o da zor. Yani orada biz Trabzon, Konya ve Başakşehir'i konuşacağız. Hatta Trabzon Konya'ya doğru yani gider. Yani biz ligin sonlarına yani doğru sert bir Avrupa Kupalarına katılma savaşı izleyeceğiz gibi gözüküyor. Orada aday çok var. Yani bakalım, şampiyonluk ikinci bir aday yok da. Valla bu aşağıda Montella falan da geliyor. Onu da söyleyeyim. Yani işte Avrupa Kupaları evet, savaşı bayağı sert geçecek. Ama dediğim gibi Trabzonspor bu ligde bir standart belirledi. Hı hı. Bu standart da fazla geldi şu anda lige. Evet. Bir de yani mesela abi, bu maçı da böyle kendi standardının, kendi limitinin üstüne çıkarak kazanmadan 45 dakikada bitirdi zaten maçı. Zaten standart vurgusunu o yüzden evet, zaten koymadım. Standart 45 dakikada bitirdi. İkinci 45 dakikada oyunu tuttu. Kendi izin verdi. Şimdi Hatay'da bir şeyler gösterdi ama ona Trabzon müsaade etti. Trabzon müsaade ettiği kadar Hatay bir şeyler gösterdi. Belki penaltıyla başka bir şey olabilirdi ama dediğimiz gibi o penaltı olsaydı başka bir Trabzon'da başka bir şey yapardı. Doğal olarak gidiyor bu takım ve bu maçta da Vakayeme yoktu. Evet. Yani hiç de demedik ya Vakayeme olsaydı diye. Doğru. Hiç adını almıyorsun. Ya aynen olsaydı öyle, aslında şu pozisyon farklı olurdu falan demiyorsun yani. Bakalım biz konuşmaya devam edeceğiz. Tebrik ediyoruz Trabzonspor'u. Hafta içi fikstürüne geçiyoruz bu arada. Onu da hatırlatalım. Canlı yayınlarımız olacak zaten hafta içi. Evet, canlı yayınlarımız olacak. Adana Demirspor Galatasaray var. Altay Trabzon var. Karagümrük Fenerbahçe var. Beşiktaş Göztepe var ve diğer maçlar var. Biz yine buradayız. Vole'de programlar devam ediyor. Gedik Yatırım'ın sunduğu Çekirdekçi Tayfa bu hafta itibariyle sona erdi. Hediyelerimiz var. Gedik Yatırım'dan ödüllerimiz var. Onları anons etmiştik. Tekrar hatırlatıyorum. Twitter ve Instagram hesaplarımızda bulabilirsiniz. Hoşçakalın. 30 yıllık tecrübesiyle yatırımlarınızı yöneten Gedik Yatırım sundu.